Şimdi de böyle bir Şotengar'a giriyoruz. Şotengar böyle kapalı alışveriş merkezi. Bizdeki kapalı çarşılar gibi. Bakın şurada da McDonald's var. Bayağı kalabalık bugün. Cumartesi. Şurada ABC Mart diye bir yer var. Masaki de hani biz ABC diyoruz ya. ABC Mart diye okuyor orayı. Ünlü bir ayakkabıcı. Bu ayakkabılarımı da oradan almıştım 2 sene önce. Adidas'ın. Çeşitli markaların ayakkabılarının olduğu bir yer. Burada da çoraplar. Burası da sevdiğim mağazalardan Kiddyland. Böyle sevimli olan her şey var. Hello Kitty'den tutun Disney, ondan sonra Snoopy ve diğer karakterler. Çok tatlı şeyler var. Şu an giresim var, zor duruyorum. Neyse ya, girmeyeyim. Girdim mi şimdi 10 saat çıkamayacağım. Gideceğimiz yerlere gecikeceğiz. Zaten yoruldum bugün. Saizeriya varmış, şu beyazlı yeşilli olan İtalyan restoranı. Böyle İtalya tarzı yemekler var. Benim sevdiğim bir yer. Instagram'da paylaşıyorum gittikçe. Oranın pizzasıyla asparagus patatesli şeyleri var. Çorbası var. Soğuk çorba. O çok güzel. Şuraya diğerinin altına bir şeyler koymuşlar. Güzel takıcı, küpeler falan erkekler için de. Bu da yüzük falan, çiftler gelmiş sevgilisine. Eşine yüzük seçiyor. Kimisi kolye falan da alıyor gerçi, evet. Japon kızlar seviyor. Hani az önce gördük ya, takıcı, yüzük, işte kolye falan vardı ve pahalı, yani görünüş olarak bile pahalı, bir de marka şeyler. Japon kızlar seviyor, Koreliler de seviyormuş. Neyse, size bir şeyden bahsedeceğim. Bazı Japon kızlar gerçekten çok önem veriyor öyle şeylere. Ve aldırıyorlar. Marka çanta, işte takım akı. Televizyonda bir tane kadın görmüştüm bir de. Evliymiş şimdi. Böyle takılar vardı bir sürü. Onları kuyumcu gelmiş hesaplıyor. Yani binlerce lira tuttu. Ve nereden aldığını sordu adam. Kadın da diyor ki eski sevgililerim vermişti. Onlardan hediye gelmiş yani. Kadına bayağı bir servet. Hani paraya ihtiyacı olsa, onları satsa, çalışmasa bayağı bir parası vardı. O yüzden aklıma o şey geldi. Ve bu zaten bilindik bir şey. Herkeste böyle marka çantalar, marka bir şeyler görüyorum. Dotçi. Dotçi de mi o? Hı? Video çekiyorum. Burada sorular sorması beni sinir ediyor. Nereye gidelim diyor. Hani yürü işte. Ben her yere giderim yani. Çok da şey değil. Bir de bazen şimdi bir şey anlatıyorum. Ya da hikayede bir şey paylaşıyorum. O sırada bana bir şeyler gösteriyor ya da bir şey anlatıyor. Yani rahatsız edilmiş gibi hissediyorum. Hoşuma gitmiyor. Bir de ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi unutuyorum. Hele video çekerken videom yarıda kesiliyor. O doğal akışında olmuyor. Tekrar 10 kere çek. Yorucu oluyor bir de. Ne diyeceğimi de unutuyorum. Çiçekler güzelmiş. Bu taraf güzel. Şimdi size etrafı göstereyim.
geçemedik. Biraz yavaş geldim. Yavaş geldiğin için geçemedik diyor. Ya burada da böyle evcil hayvanlar var. Kıyafetler falan çok tatlılar. Kostümlere baksanıza. Öyle yemek, mama kapları falan da var. Çok tatlı. Burada elleyebiliyormuşsun da. Üst katta da tasmalar falan var. Şu önündeki çok küçük. Bu taraflar biraz da Avrupa tarzıymış. Onun da söylediğine göre. Ve marka şeyler var. Takılar, yabancı markalar falan. Buralara da Motomachi deniyormuş. Zaten burada da yazıyor. Kobe Motomachi diye. Kirasu Sannomiya. Bu tarafta Sannomiya'ymış. Biz bugün Sannomiya'yı geziyoruz. Şu Daimaru her yerde var. Osaka'da da var. Osaka istasyonunda falan. Gördüğünüz gibi yine bir marka. Karşısı da dağlık ve tren geçiyor. Güzel bir manzara bence. Gelirken de trende hep gördüm böyle bayağı dağlık bir bölge. Ve Uniqlo. Şurası. Burası da karaoke'ymiş. Dönüyoruz arkadaşlar. O gezdiğimiz yerler bitti. Umarım eğlenmişsinizdir. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere.